Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice'ye baştan hoş geldiniz. En son bölümde şoförcümüzü bulmuştuk ve sanırım yorumlardan anladığım kadarıyla bir tane banka soygunu görevi yapacağız. O yüzden bu bölümde sadece bir görev olabilir. Gözet. Söyle bakalım. Geleceğimi pek zannetmiyorum. This ain't no simple plan. Bu basit basit. Well, who needs a simple plan anyway? Aynen, biz. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, hadi sen otur, bir sakinleş. Kendine gel. Phil, you and me will handle security, and Hillary will drive the getaway car. Aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken. Like... Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us, and he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Banka soygunu yapıyoruz. Klasik GTA görevi. I'll drive. Great! A passenger! Tam muhtemelen şimdi uzun menzilli dövüşler yapmayacağız, kısa menzilli dövüşler yapacağız. O yüzden bu arabayı kullanmak istiyorum. Ben mi kullanacağım? Bizim ara şoförümüz var ama. Sen yavaş git. Neden ya, hızlı gidiyoruz ki? Ne aceleşe şeyden karışır. Abi yavaş yavaş gidiyor. I am not. R2. Hey shut up you two, and get out and walk. Yeah, Hillary. Bir gidelim bakalım. Dejavu yaşıyorum şu anda. Bu ne biçim trafik çıktı ya? Sağa dönemiyoruz. Washington plajı. Bizim burada bir tane boğaz turumuz var değil mi? Onu hatırlıyorum onu hala. Şuradan sağa dönelim. Şimdi banka soymaya gideceğiz. Yakın menzilde olduğumuz için ve kapalı mekan olduğu için pompalı tüfek kullanacağım. İnşallah bu görevi tek denemede geçerim. Tek denemede geçersem çok zaman kazanırım. Belki ikinci bir görev daha yaparım. Ama ve lakin... Hacı neden birden sinyal vermeden sen sağa sola dönüyorsun? Hadi ben manyağım. Hill silah falan çıkarıyor. Hop! Paramı almak için durduk. Gördüğünüz gibi paramı aldım. Neden taksi alıyoruz bu arada biz? Taksi mi çağıracağız bundan sonra? Çok manyak olurdu bundan sonra taksi çağırsaydık. Şey dediniz, buradan biz 50 bin dolar alacağız sanırım. Bu görevi bitirdikten sonra. Ve benim diğer kuruluşlarda almam lazımmış ama zaten şimdiden 20 bin dolar yaptık. 50 bin doların o kadar zor olacağını zannetmiyorum ki daha Law Office görevleri, motosiklet kulübü görevleri ve bizim daha suikastçı Alman istihbarat ajanı amcamızın görevleri var. Aa geldik bile. İyiymiş. Güzelmiş. Acaba nasıl olacak çok merak ettim. Madem sen şoförsün neden bana arabayı verdin? Bagaj açık. Hacı bagaj açık. Bagaj açık. Neyse hadi bakalım. Elimde silahla dolaşıyorum etrafta. Var mı şey yapacak olan? He? Diyeceğim bir şey mi var? He? He? Hadi gelelim. İşte bu. Aa. Şunun hikayesi süper ya. Kardeş, elimde silah var. Sende ne var? Al. Al elime tabanca diyorum. Elimde pompalı tüfek var. El banco corrupto. Corrupto. Büyük yozlaşmış ya büyük yozlaşmış şey herhalde banka adı. Nice and easy, just as we planned. Her şey planladığımız gibi. Sakin sakin gireceğiz diyor. O ne lan? Şeye dönmüş adam. Jason Hurnas'a dönmüş. Bu ne biçim planlama oğlum? Hah. Beyler. Tabancayı havaya doğrultuyor. Ha yok. Bana öyle görünüyormuş. Herkes söksün bakalım paralar. Sökülsün. Ben yukarı çıkıyorum kankalar. Ben masanın üzerine çıkmışım bu arada.
şey yapmak için. Ne kadar karizmatik görünüyordumdur. Beyler ben yukarı çıkıyorum. Adam olun. Sorun çıkmasın. Yoksa bu fişekleri işinize sokarım. Bu fişekleri sizin vücutlarınızın için... Lan! 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 Benim plan işe yaramadı. Ya pompalı tüfek çok saçmalı sıkıyor. Öyle böyle değil. Yakın mesafe abi, yakın mesafesi yok. Yakın mesafesi 2 santim. 2 santim sonra pompalı tüfeklerin her biri ayrı yöne gidiyor. Birisi kuzey batıya gidiyor, diğerisi güney doğuya gidiyor. Hoş o bayağı şey oldu. Birisi kuzey batıya, diğerisi kuzey doğuya gidiyor. Böyle birazcık daha gerçekçi oldu değil mi? Ya gösterdiğim yönler tamamen yanlıştı. Dur bakalım. Evet, kuzey batı güney doğu olması imkansız zaten. Bu tarafta olmaları lazım. Görev. Bu. Görevin adı görev. Hiç köpeğinizin köpeğiniz olduysa ismini köpek koydunuz mu? Veya kediniz olduysa kedi koydunuz mu? Vay, Vice City'ye hoş geldiniz. Böyle bir oyun işte burada. Ya cidden sinirlendiğim, benim çok sinir eden görevler oldu şu Vice City'de ama cidden San Andreas'tan aldığım zevki aldım bu oyuna. Hani San Andreas videoları çekerken aldığım o tadı, var olan o atmosferi ben şeyde buldum, Vice City videolar çekerken buldum. Yarış görevleri dışında. Yarış görevleri de içinde. San Andreas'ta geçemediğim görevler vardı zamanında. Tren görevi. All you had to do to follow the damn train CJ gibisinden şeyler falan. Hop. Bizim klasik şeyimizi unutuyoruz. Orada 4000 dolar bekliyor. 4000 dolar. 4000 doları bu oyunda yapmak ne kadar şey biliyor musunuz? Ne kadar zor biliyor musunuz? 5000 dolar daha doğrusu. 4500 dolar. Aynen. Hey Tommy, why we stopped? Durduysak durduk oğlum. Abi neden ben içeri girdikten sonra çıkıyorsunuz? Beni sevmiyor musunuz siz? Sakin, sakin, sakin. Vice City çöktü değil mi? Yok, çökmemiş, güzel. Bazen Vice City aşağıya iniyor hiçbir sebep yokken. Bazen çöküyor. Vice City işte, ne yapalım. Windows 7'de çalıştırınca böyle oluyor daha doğrusu. Keşke gidip kendime şey alsaydım. Hemen Malibu kulübünün karşısında şey vardı. Çelik yelek vardı. Oğlum dibimizdeyiz işte ya. Gözünüzü seveyim. Yapmayın bunu bana. Araba içine baştan girmeyecek misiniz? Ha, bagajı biz açıyoruz güya. Güya bagajı açıyoruz. Bagaj açık gidiyor adam. Tamam, bu sefer elime şu silahları alacağım. Şunu. Şunu yani, şu tüfeği alacağım. Okay guys, nice and easy, just as we planned. Ve gene korkunç seri katil moduna geri döndük. Jason Bourne sanırım şeyde vardı. Halloween filminde vardı. Halloween artık nasıl okunuyorsa. Kimse kıpırdamasın. Biz de katiliz, manyak katiliz. Korku filmlerinden geldik biz, haberiniz olsun. Bu kadar korkun işte. Ben o kadar karizmatik bir adam. Masanın üzerinden sesleniyorum size. Ben masanın üzerinden devam edeceğim. Çünkü o kadar karizmatik bir adam bu. Tommy Wiseau şimdi. Öldüğünüz diye tahmin ediyorum. Güzel, doğru silahı aldım o zaman. Hiç canım gitmemiş. Aa, affedersin, affedersin, affedersin. Ya adam birden gelince öyle şey zannettim. Adamı polis zannettim. Çıkmak için right shift ya da left shift tuşuna bas. Ha, polisler bekliyor orada. Bizim herif ne yapıyor orada mesela? Bir tane polis bekliyor köşede. Hemen çıkmamızı bekliyor, dur. Hacı gördüm seni. Of. Yes. Hiç gerek kalmadı Malibu kulübüne gitmemize.
Hiçbirini sıkamadım. Sen de gittin, çok güzel. Şimdi bu asansöre gidebilirim. Asansörün hemen dibinde bir tane polis beni bekliyor olacak. Etrafa birazcık bakalım. Bir şeyler var mı diye. Hiçbir şey yok. Hacı ne haber? İşler nasıl gidiyor? Her taraf boş. Nasıl banka soyuyoruz biz ya? Herkes duvarın orada mı? Göremiyorum buradan. Şöyle şey yapalım da. Heh. Gel bakalım. Ezileceksin sen orada. Dur dur dur. Sakin. Headshot. İşte bu. Adamların kafalarını uç. Senin kafanı uçururum ahbap. İşte böyle mal gibi planlama yapmayacaktınız. İlk önce içeri sızacaktınız. Öğrenecektiniz bunun nasıl olduğunu. Hani Ocean's Eleven. Ocean's Eleven'da hiç böyle yapmıyorlar. Ocean's Eleven'da her şey düşünülerek yapılıyor. Siz ne biçim planlama yapıyorsunuz böyle? Daha fazla polisle çalışacağım şimdi değil mi? Yo. Bill, think still sweet? Sure. Everything's real quiet. Ha yok, şuradan gideceğim. Burası ne? Can aldım. Can almak için geldim buraya. Sen... Ben seni orada görmedim. Ben buraya şey yaptım. Geldim. Gel, önüme düş. Önüme düş. Seni böyle takip edeceğim. Gel. Adam ol. Tehlikeli bir hareket yapma. Çok fena ağzını burnunu kırarım ben senin. Benim özel ağzını burnunu kırmalarımı herkes biliyor. Şunu görüyor musun şunu? Şu polis çapını görüyor musun? Çok fena ağız burun kırılır bununla. Kemiklerini yamulturum senin. Ciddi anlamda kemiklerini yamultabilirim. Kimse kıpırdamasın lan! Şuradan görebiliyor muyum ya? Ha! Merhaba millet, kimse kıpırdamıyor. Hayır, sizin bankanın çok az müşterisi var. Bunlar ne ya? Biz de bu bankayı soymaya geldik ki? Bu bankanın çok az müşterisi var. Ya işte... Hep Ken Rosenberg yüzünden. Hep Ken Rosenberg yüzünden böyle mal mal işler yapıyoruz. Sen önüme düş. Arkama düş de hani önümden gel. Böyle ilginç işle bak. Adamın kafasını kopardım. Ben nereleri koparırım sen bil artık bundan sonra. Adam olacaksın. Gel. Böyle yine kesbirler yapmayacağım biraz. Söz veriyorum. Geç şuraya geç. Ya oraya ben geçiyorum sen oraya geç. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check out the door. I'll be right back. Bu herif burada bir şey yapacak değil mi? Aşağı ineceğim şimdi. Ne yapacağım? Filin ya... Orada bir tane sıkıntı yaşanıyor değil mi? I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy! Geliyorum kanka. Geliyorum kanka. Gelemiyorum. Dur geleceğim. Az kaldı gelmeme. Hah. Aa gene 3 yıldız ya. Pislik herif. Masanın üzerine mi atış edeceksin? Kahve kahve mahallenin erkekleri misin sen? Ne yapıyorsun sen orada? Bu havalar ne? Elimde adam M4 ile şey için fotoğraf çektiriyor. Bugün banka soyuyoruz falan. Şunu mu öldürdün? Seni öldüreyim mi? Ne arkadaşını şeye bastı? Öldür. Öldürmeyeyim. Reyneler önemli. Senin sesin çok karizmatik. Senin bize ekibi aralım. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your last chance. They're storming the place. Tek girişi var. Ne yapacaklar ki? Tek girişi var. Adamlar içeri şey attılar. This is insane. Whoa, 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 whoa. Kaç 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 Tommy kaç 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 Tommy kaç kaç buralarda bir yerde bir tane şey olacak oda olacak oda olacak odada şey olacak can olacak can olacak çık ilk kenara oh tamam şimdi ne yapacağız dışarı mı çık ne yapıyoruz ya oh 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 oh
kim daha iyi? Ha? Şimdi kim daha iyi? Aslanım kim daha iyi? Ben yanlış yere gelmişim ya. Ben bankaya yanlışlıkla girdim. Özür dilerim. 100 canım var neyse. Beceremediniz ateşletmeyi. Beceremediler ya. Bir de SWAT team olacaklar. Sen bizi mi koruyacaksın oğlum? Sen bizi nasıl Adam kurşun gelmeden öldü. Atlayın 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 atlayın. Pili kaybettik, hepimizin başı sağ olsun. Canı cehenneme pislik, o kadar görev yaptım adam almak için. Fil de mi öldü? Diğeri de mi öldü? Hillary öldü, Phil de öldü. Oo, ben parayı tek başıma alacağım sanırım. Yanımızdaki herifi de öldürelim, tek başımıza alalım. Allah'ım ya Rabbim. Banka soyduk, spreye gireceğiz biraz sonra, her şey bitecek. Polisler için her şey bitecek, acı son. Kanka izninle şuraya girmek istiyorum. Tüm sorunlarıma çözüm. Oo, sarı taksilerin sarı taksiye döndük. Bizi şimdi asla bulamayacaklar. Şimdi kesinlikle şeyiz biz. Adam burada ölmüş ya. Adam burada neden öldü? Silahını alalım. Adam burada neden öldü ki? Bizim arkadaş mı vurdu onu? Hiller öldü. Phil öldü. Phil kimdi? Yanımızdaki herif kim o zaman? Üç kişiyi aldık. Değil mi? Üç kişiyi aldık göreve. Hatırlamıyorum kim aldı. Abi ikisini şeyden kaçırdık. Birisini polis istasyonundan kaçırdık. Ben onu unutmuşum. Polis istasyon görevinde çok rahat yapabilirmişiz biz. Viceport. Bu kadar mı? Bitti mi görev? 50.000 dolar. Sabancı kadar zenginiz artık. Sabancı ile karşılaştırdığımız zaman devede tırnak mı? Neydi? Böyle bir tane deyim vardı. Oh, hi there, Mercedes. Yeah, I'm a little tense. What I tell you, Tommy? What I tell you? Ben swap better watch out when Kent Paul is in town. Come on, give me a bit. Kent Paul. Malibu kulübü günde en fazla o günde 10.000 getiriyor. Paranı her gün al. Alacağım, emin olabilirsin. Vay! Bu arabayı çalmak istiyorum. Girip kaydatma atmasam olmaz. Çok duygulandım. Çok duygulandım. Bir de gidip telefoncu amcanın görevini mi yapsak ya? Kayrattıktan sonra. En yakın yer nerede? Ha. Sıkıntı yok, biz otelle sevleyelim bugün. Otelimize çoktan beri gitmedik. Sürekli şeyle görevleri yaptık. Malibu kulübünün görevlerini yaptık ha. Bu araba çok fena dönüyor. Yağmurdan dolayı mı? Büyük bir ihtimalle. Ama polisler çok efsane bu oyunda. Bu oyundaki polisler çok efsane. Son sözüm budur. Polisler hakkındaki. Orada bir tane kuru kafa var. Rampage herhalde var. Veya başka bir şey. Rampage tarzında bir şey olması lazım. Rampage San Andreas'ta yok. GTA 4'te de yoktu. Ama Vice'de var. Sanırım GTA 3'te falan var. GTA 5'te var. Kim arıyor? Hadi sen kimsin? Sen kimsin? Ha sen Hillary'sin. Tamam kanka, istediğimizi alırız. Yeni görev mi geldi Hillary diye? Yok. Pekim ya. P. Dur, Legend'den bakarız. P.
Phil kes... Phil ölmedi mi? Phil'i kaybettik dedi. Hillary'ni kaybettik, Phil'i mi kaybettik? Ah, bu oyun çok kafa karıştırıcı. Bu oyun çok kafa karıştırıcı. Kaçış yok. Ya da şuraya sevleyelim. Ocean View otelimizin. Ben klasik arabama gene biniyorum. Hadi bir göre daha yapalım. Gidip telefoncu amcanın görevlerini yapalım. Telefoncu amcayı ben çok seviyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var onunla. Ben buradan geçemem. Telefoncu amca süper birisi. Phone guy. Şeydeki. Five Nights at Freddy's'deki. Şimdi ben nereden geçebilirim oraya? Hangi köprü en müsait şu anda bize? Oğlum yarış görevini hiç unutmayacağım ya. Yarış görevini hiç unutmayacağım ama azim. Azimin aşamayacağı yol yok. İşte arabanızın gücü. Zeki olacaksınız. Her yol şiddet, her sorun şiddetle çözülecek değil. Arabanızı kurallara aykırı bir şekilde park ederek de çözebilirsiniz bazı sorunları. Aynen örnekte olduğu gibi. Bunu size bir örnek olsun diye gösterdim. Bölümleri fazla şey yapmamaya çalışıyorum. Fazla uzatmamaya çalışıyorum farkındaysanız. Hani günde 3 video ilerleyelim. Şurada bir şey var. Neyse. Dondurma fabrikası mı? Evet, öyle bir şey vardı. Neyse, en azından dondurma fabrikası nerede olduğunu da görmüş oluruz. Çünkü dondurma fabrikasını alacakmışız. Sol fabrikanın sol tarafında fabrikanın arkasına giden yol. Adamı bacağından vurdum, adam öldü. Birileri sıkıyor bana. Oradan duvardan mı sıkıyorsunuz siz ya? Neyse, sıkıntı değil. Bu oyun eğri. Ben size bunu söylüyorum. Bu oyun eğri. Şu telefoncu amcanın görevlerinden birisinde bayağı ilginç şeyler yaptık. Arabanın üzerine atlayabilir miyim? Canımı yarıya indirdi lan. Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Merhaba. Uzaktan sıkamadığınızı fark ettim. Ve şöyle bir iki kurşunda gidiyorsunuz zaten. Ayağından vurdum, adamın gitti ya. Merhaba. Bu dondurma yerinde alacağım. Bak, ayağından vurdu. Sıktığım diğer tüm mermiler ıskaladı. Omzumdan vurdum, omzumdan öldü. Buradaki karakterler insan değil. Buradaki karakterler yaratıklar. Oyunda yaratıklar var. İşte size yaratıklar. İşte size Vice League gizemleri. Merhaba. Öldü o. Bir tane daha mı var orada? Seni ben öldürmüştüm ama çok ilginç bir şekilde gene. Omzumdan vurdum, gitti. Beyler, sakin. Canım sağ olsun diyorum ve canım sağ oluyor. Çok ilginç. Ben ne kadar kötü bir silah kullanıyormuşum böyle. Aa, burası bile dondurma fabrikası olacak sadece. Burası sadece dondurma fabrikası olacak. Bu kadar şeye neden bu kadar kasıyorsunuz yani? Amaç ne? Şey, nişan alıyorum ve nişan aldığım yerin üzerine gidiyor silah. Üst kısmına gidiyor mermi. Nişan aldığım yerin üst kısmına doğru yol alıyor mermi. Çok ilginç. Bakın mesela. Nereye nişan alacağımı biliyorum artık. Nasıl nişan alacağımı da biliyorum. Siz bittiniz oğlum. Şu ana kadar fantezilerle ve sadece şansımla ilerledim bu oyunda. Artık bu oyunu nasıl işlediğini biliyorum. Bu oyunu nasıl oynayacağımı biliyorum artık. Şu silah da çok hoşuma gitti. Çok hoş sesler çıkarıyor. O ne? Kırmızı yanan şey. Merhaba. Teşekkürler bu cömert bağışın için. Bunlar şey mi giyiyor acaba ya? Çelik yelek mi giyiyor? Öldürülmesi birazcık zor oluyor çünkü. Malı al ve havaalanındaki helikopteri... Wow. Şu kadar kalmıştı ya, neyse. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler var bu videodan. Keyif almışsınız da videona keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.